Arkadaşlar, Can Dündar ve Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianame tel tel dökülmektedir. 473 sayfalık iddianamede Can ve Erdem'in suçlanabilmesi için tek bir iddia dahi yoktur. Türk hukuk tarihi iddiası olmayan bir iddianame ile karşı karşıya kalmıştır. Savcının mittırları iddianamesi deyim yerinde ise duvara toslamıştır. İddiasız iddianame can ve erdemin sadece yazdıklarından ötürü emir ve talimatla tutuklandığını göstermiştir. Savcı iddianameye koyduğu delillerle can ve erdemin sadece ve sadece gazetecilik yaptığı için tutuklandığını tescil etmiştir. Can Dündar'ın 24 Aralık 2013'te yazdığı Piyonlar Devrildi Sıra Şahlarda 3 Aralık 2013'te kaleme aldığı Nasıl Geldiysen Öyle Gidersin yazısı ile Erdem Gül'ün aynı tarihlerde yayınlanan Besle Kargayı başlıklı makalesinin iddianameye konulması arkadaşlarımızın sadece ve sadece gazetecilik yaptıkları için tutuklandığını bir kez daha göstermiştir. Savcı tek bir delile dahi dayandıramadığı iddianamede adeta AKP'nin algı operatörü gibi çalışmıştır. Savcı algı operatörü gibi görev üstlendiği bu iddianameyi yazarken makalelerin seçim öncesine denk geldiğini söylemiş, buradan da suç icat etmeye çalışmıştır. Bu 473 sayfalık sözde iddianame AKP'nin işlediği savaş suçlarını örtmek için yazılmıştır. Can ve Erdem, AKP'nin işlediği savaş suçlarını yazdıkları için tutuklanmışlardır. Bu iddianame ile birlikte başta gazeteciler olmak üzere toplumun tamamına gözdağı verilmeye, AKP'nin savaş suçlarının üstü örtülmeye çalışılmıştır. Bu iddianamenin Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yazıldığı ortadadır. Buradan savcıya soruyorum. Cumhurbaşkanının bu soruşturmanın açılması için size yazılı bir talimat verdiği doğru mudur? Bu iddiayı da mahkeme safhasındaki dosyalardan edineceğimizi herkes bilmelidir.